Tuzla Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği Semiha Kibar Sosyal Yaşam Tesislerinde yapıldı. İftar yemeğine Tuzla Kaymakamı Mümin Eybet, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, Deniz Harp Okulu Komutanı Kemalettin Gür eşleriyle birlikte katılırken iftar yemeğine katılım yoğun oldu. Tuzla Rumeliler Derneği Başkanı İbrahim İş, dernek olarak geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bundan sonra da devam ettireceklerini söyleyerek iftar yemeğine katılan herkese teşekkür etti. İnşallah bir eksiğimiz yoktur. Eksiğimiz varsa kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Bu iftardır, böyle ufak tefek eksiklikler olur herhalde. Ramazan ayı dolayısıyla tüm dünyada Müslümanların birbirine yardım etme yarışı içine girdiğini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, Afrika'da yaşanan kuraklığa ve kıtlığa dikkat çekerek, "Gerçekten 25 bin çocuğun öldüğünden bahsediyorlar. 6 dakikada bir çocuk ölüyor. Bir anne 4 tane evladını birkaç gün içinde kaybetmiş. Gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Kıyaslandığında bizim ne kadar önde olduğumuzu, farklı olduğumuzu görebiliriz. Ciddi bir seferberlik var. Bence herkesin bu çorbada da tuzu olabilir." diye konuştu. Efendiler, beyefendiler, Rumeli Derneğimizin değerli üyeleri, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu mübarek Ramazan'da bir iftar sofrasında bizi buluşturanlara, emeği geçenlere Sayın Dernek Başkanım şahsında da teşekkürlerimi borç biliyorum. Kendileri konuşmadan mikrofonu bana verdiler ama ben çok fazla uzatmayacağım. Ramazan'da, iftarda çok fazla da konuşulmaz. Yalnız Rumeli Derneği'nin, özellikle de kuruluşundan bu tarafa Rumeliler Derneği'nin yapmış olduğu organizasyonlar bizim Tuzla Belediye Başkanı olarak Tuzla'daki sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve büyümesi ve etkinlikleriyle beraber Tuzla'ya katkı ve katma değer oluşturması açısından önem verdiğimiz bir çalışmaya çok önemli bir katma değer oluşturduklarını ifade edeceğim. Artık biz Tuzla'da Rumeliler Derneği ile de rahatlıkla istişare ederek de biz yerel yönetimlerde yerel belediyeciliğin nasıl şekillenmesi konusunda önemli bir katkılarda olduğumuzu ifade ediyorum. Ben mutluyum, kendilerine de başarılar diliyorum. Ama yöneticileri de yalnız bırakmayın, bu iş zordur, amme hizmetidir. Zor iş yapılır ama derneğin üyeleri çoktur, yöneticileri çok sıkıntı çeker. Onlara biz yardımcı olacağız ama sizlere de yardım etmenizi ben canı gönülden istiyorum. Tabii bu mübarek Ramazan ayı nedeniyle ben özellikle de biz burada bir iftar sofrasını paylaşıyoruz. Bazen yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda ama Allah'tan Somali'de gibi açlıkla boğuşan Doğu Afrika ülkelerinde özellikle de o ekmeğe, bir ekmeğe muhtaç olan, açlıkla sınava tabi tutulan o insanlara da Allah'tan en kısa zamanda bir rızık nasip etmesini diliyorum. İnşallah bizler ülkemizin birlik ve bütünlüğü için İstanbul'da, Tuzla'da, ülkemizin her noktasında Ramazan'ı bir vesile olarak görürüz. Ve Tuzla'da buradan başlayan ve belki Türkiye'yi kucaklayacak olan bir sevgi ve bir birlikteliğin aslında tek çatı altında tek ses ve tek vücut olmayı ben Rabbimden diliyorum. Son günlerde özellikle de artan terör eylemleri ve bugün de yine yüreğimize düşen o ateşten sonra inşallah bunlar bir son bulur. Ben onlara rahmet dilerken ailelerine de sabır diliyorum.